Evet Serkan Korkmaz, Kamil Ahmet Çörekçi ile beraberiz. Kamil Ahmet, 6-0'lık net galibiyet. Nasıl bir maç oldu? Nasıl bu skor elde edildi? Güzel maç oldu. Maça iyi başladık. Golleri erken bulduk. Ondan sonra kırmızı karttan sonra kolaylaştı. Yani güzel oyun oldu. Zevk aldık yani sahanın içinde. Sezon başından itibaren seni sağ açık, orta sağ, çok nadiren sağ bek esas mevkinde gördük. Bu son haftalarda da sol bek oynuyorsun. Çok nadirin abi. Hiç oynamadım da sen sağ bek. Hazır. Oynamak istiyor musun? Valla hocamız nerede görev verirse ben elimden geleni yaparım. Yani sağ bek olur. Sağ bek olmadı da sol bek olur, sağ açık olur, orta sağ olur fark etmez. Elimden geleni yaparım ben. Nasıl bir duygu ama yani sağ bek bir oyuncunun ters kanatta oynaması, orta sahada, sağ açıkta oynaması nasıl yapıyorsun? Yani bazen zor oluyor. Tabii fark, yani sol bek çok ters geliyor bana bazen. Yani özellikle arkaya koşarken falan. Ama dediğim gibi ben elimden geleni yani hiç pes etmem. Kötü oynasam bile hiç kötü mücadele etmem. Elimden geleni her maç yaparım yani. Son olarak şunu sorayım. Tribünlerde de çok büyük bir coşku vardı. Takım içerisinde artık şampiyonluk konuşulmaya başlandı mı? Konuşuyoruz herhalde yani. Bizim hedefimiz o zaten. Ama maçtan maça gidiyoruz. Şimdi Denizli maçı var. Yani 2-0 öndeyiz ama hiçbir şey bitmemiş. 90 dakika maç var sonuçta. Yani maçtan maça gidiyoruz. Hedefimiz hem kupa hem lig yani. Teşekkürler. Kamil, başarılar diliyoruz. Evet, Kamil Ahmet'in görüşleri de bu şekildeydi Serkan Korkmaz. Evet, Kamil Ahmet Çörekçi'nin açıklamaları geldi. Kamil Ahmet neresi olursa oynarım. Sağ açık, sol bek. Hani her yerde hocam nerede görev verirse oynarım diyor. İşte böyle, gerçekten böyle oyuncular ama, da lazım. Ama tabii ki söyleyelim. Süper kaleciler lazım, süper golcüler, inceci futbolcular lazım. Ama Bakame'yi övüyoruz, Sörlot'u övüyoruz. Sosa'yı övüyoruz. Hafta içinde yaptığı harekette kırmızı kart olduğunu da söylediniz. Kamil Ahmet Çörekçi de. Evet. Onu da, ona da ayrı bir yere koymak lazım. O tip oyuncu da lazım. Yani, Galatasaray'da Ömer Bayram'ın yarattığı bir fark var mesela sezon başından bu yana. Tabii canım yani dinamizm kazandırıyor Galatasaray. Açık gideriyor. Öyle. Ama şunu da söyleyelim. Başkan da bunu söylemişti Sayın Ahmet Ağoğlu. Sosa'da Hüseyin Cimşir'e hem maç içinde hem de maç dışında ve idmanlarda yardımcı hoca gibi güç katıyor. Onu da söyleyelim. Yani Sosa'nın bilgi, deneyiminden, takım arkadaşları üzerinde kurduğu egemenlikten, liderlikten Hüseyin Hoca çok yararlanıyor. Trabzon'da bir defa şu yok. Tesislere gittiğinde de Levent abi de görmüştür en son giden o aramızda. Kibir yok Trabzonspor kulübünde. Hem yöneticiler arasında kibir yok, başkanda kibir yok, futbol takım arasında yok. Arkadaşlık var, sevgi var. Bu sevgiyle buralara kadar geldiler. Herkesin herkese saygısı var. Kamil Ahmet'e bile, işte Bakayeme'nin, Bakayeme'ye Kamil Ahmet'in, herkesin bir sevgi ortamı var. İşte az önce soyunma odasındaki verdikleri fotoğraftan bile her şey ortaya çıkıyor. Takım kenetlenmiş. Olur ya da olmaz. Sonuçta 6 şampiyonluk adayı var Serkan. Yani biri şampiyon olacak ama bu yolda herkesin herkese saygı duyması lazım. Dün işte kulüplerin sosyal medya hesaplarından bir takım kısa cümleler, böyle birbirlerine eleştirilen laflar vardı. Bunlara da çok gerek yok. Ya çok espri ya da o ona bir şeyler söylüyor, eleştiri, iğneleme, herkesin adaleti kendisi için kullanma çabası. Oysa adalet herkese lazım ve herkes bu konuda birbirlerine spor ahlakı çerçevesinde yaklaşması gerekiyor. Çünkü sonrasında biz yayından çıktıktan sonra da sosyal medya hesaplarından bir takım kurulan cümleler, görseller vardı. Hani bunlara da hiç gerek yok. Bu çok olmaya başladı. Evet. Ya bir anda Antep, bir anda Trabzon. Herkes bir şeyler anlatıyor. Ya gerek yok ya. Herkes biliyor. Bunlar fake hesap mı, normal hesap mı? Normal hesaplardan. Normal hesap nasıl cesaretle yapabiliyor işte, bunu ki? Yani bunun hukuksal boyutu Instagram var. Instagram hesabı var kulüplerin, atıyorum. Twitter yani hesabı var. Bu çok doğru bir şey değil ki. Çok ya, doğru bir şey değil. Bir cümle yani, bir laf işte. Evet. Mesela yani ben çok fazla bu işleri takip etmiyorum. Açık konuşuyorum. Yani zaman zaman. Fatih Terim'in önemli açıklamaları var demiştik. Bir evet. Saniye rica ediyorum. Bir açalım. Levent abi senin
tabletinden okuyacaktım. Evet, tam orada hazırlamıştım. Araya tabii Kamil Ahmet girince. Evet, Fatih Terim çok önemli açıklamalarda bulundu sayın seyirciler. İşte özellikle Arda Turan'la ilgili kısmı muhtemelen ilgiyle bekleniyor kamuoyu tarafından. Hı. Arda Turan'la ilgili fikirlerimi Antalya Spor maçından sonra söyledim. Yani bence bir gün Arda futbolu Galatasaray'da bırakmalı düşüncesinden bahsediyor. Yani. Bu transferle ilgili beni yönetimle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Böyle bir durum, böyle bir kriz söz konusu değil. Merak etmeyin, bir şey olursa bildiririz. Geçen sezon geriden gelerek şampiyonluğa ulaşan bir Galatasaray vardı. Bu sezon için neler söylersiniz diye soruyor yayıncı kuruluşun muhabiri. Yine yaparız, yine başarırız. Zevkli bir lig geçecek. Galatasaray her zamanki gibi kovalayacaktır. Elinden geleni yapacaktır. Maalesef 7-8 puan önde giremiyoruz. Keşke girebilseydik. Güzel. 7-8 puan da iddialı. Genelde 7-8 puan geriden gelip ipi göğüsleyen biz oluyoruz. Ama bu kolay değil. Her maçın final gibi geçeceği bir ortamdayız. Güzel. Trabzonsporlu genç Serkan bu kez Yunus Emre Sel'in yanındaki isim. Bir kez daha Şenol Güneş spor kompleksine, Akyazı'ya gidiyoruz. Evet, Serkan Korkmaz maçın ikinci yarısında oyuna dahil edilen ama kısa süredeki performansıyla dikkatleri çeken adaşın Serkan'la beraberiz. Serkan, 6-0'lık galibiyet. Maçtan önce neler planlıyordunuz? Maç içerisinde neler değişti? Nasıl bir skor oluştu? Yani lige galibiyetle başlamak istiyorduk ikinci yarıya. Güzel bir oyun sergiledik. Güzel bir galibiyet aldık. Taraftarımızı hediye ediyoruz. İnşallah bu seriyi devam ettirerek güzel galibiyetlerle yolun sonunu şampiyonluk olarak o kupayı kaldırmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Geçen hafta topun yandan avuta çıktı. Bu sefer direkte patladı. Şanssızlığını kırabilecek misin? İnşallah kırarım. Önemli olan takımın galip gelmesi. Ben gol atarım, gol atmam. Önemli değil. Takım olarak buradan galibiyetle ayrılmak çok güzel. Birlik beraberliğimiz böyle devam ettiği sürece, taraftarlarımız da bize destek olduğu sürece inşallah şampiyon olarak göreceğiz bu takımı. Yani biz küçükten beri hayalini kuruyoruz. Bir şampiyonluk göremedik daha. İnşallah bu şampiyonluk içinde ben de varım diyorum. O kupayı kaldırmak inşallah nasip olur. Zaten kulüp dergisinde hafta içerisinde bir sözleşmeniz vardı Cafer'le beraber ve orada şu ifadeyi kullanıyorsun. Benim tek hayalim bu takımda oynamak, bu takımda şampiyonluk yaşamak. Gerçekten en büyük hayalim bu mu? En büyük hayalim bu. İlk önce ailemin bana verdiği emekleri boşa çıkarmamak. Kulübüme en iyi şekilde kendimi ispatlayıp bu camiye layık olmak. İnşallah bu performansımı artırarak devam ederek inşallah bu takımda 11 oyuncusu olarak o kupayı da kaldırmak nasip olur. Taraftarlarım bize desteklerini esirgemesinler. Her maç aynı böyle destek versinler. İnşallah şampiyon olarak bu takımı göreceğiz. Şu an ailen ne hissediyordur? Aileme maç sonunda gittim. Babamla anneme sarılırken annem ağlıyordu. Duygusal bir anlar yaşadık. Yani çok tarif edemeyeceğim bir duygu. İnşallah golü atıp anneme babama koşmak istiyordum. İnşallah o günlerde görürüz. Yıllar önce bir röportajında demiştin ilk işim onlara ev almak diye. Yaklaştın mı bu hayaline? Yavaş yavaş abi, daha yaklaşamadık ama önemli olan huzurlu mutlu yaşamak. Onlar zaten benden onu istiyor. Ev, mal, mülk önemli değil. Huzurlu sağlıklı bir şekilde ailemle beraber olmak çok güzel bu duygu. Onların emeklerine boşa çıkarmamak için elimden geleni yapıyorum. İnşallah taraftarımıza da bu camiye de layık olarak bir futbolcu olurum. Biz de sana başarılar diliyoruz. Tamam, canlı gönülden. Teşekkürler. Kolay. Evet, Serkan Hasan'ın da görüşleri bu şekildeydi. Serkan Korkmaz, sözü yeniden size bırakalım. Serkan gerçekten çok sevimli, sempatik bir arkadaşımız. Vakit kaybetmeden şimdi Dolmabahçe'ye gidelim, Beşiktaş. Tamam. Vodafone Park'ta haftanın sonucu en çok merak edilen maçında lider Demir Grup Sivas Spor'u ağırlıyor. Hakan Gündoğar canlı yayın noktasında. Hakan, 11'ler belli oldu. Neler aktaracaksın? Nefesler tutuldu. Herkes bu maçı bekliyor. Herkes bu maçı bekliyor gerçekten. Öncelikle havanın oldukça soğuk olduğunu söyleyelim. 3 derecelik bir sıcaklık var şu anda Dolmabahçe'de ve bu soğukta yine de Beşiktaş taraftarları takımlarını yalnız bırakmıyorlar ve akın akın stadyuma gelmeye devam ettiklerini söyleyelim. Bu akşam lider kazandığı takdirde Demir Grup Sivas Spor Beşiktaş'ta puan farkını 10'a çıkaracak. Beşiktaş kazanırsa puan farkını 4'e indirecek. Çok ince çizgide bir karşılaşma. Sivas Spor'da Mert Hakan gibi önemli bir futbolcunun cezalı olduğunu, Fernando'nun sakatlığının devam ettiğini söyleyelim. Beşiktaş
oynarsa da Ruiz cezası nedeniyle bugün karşılaşmada yerini alamayacak. Tabii şunu da belirtelim. Özellikle kamp döneminde Beşiktaş taraftarları transfer bekliyordu. Ama bu transferin gerçekleşmeyeceğini Beşiktaş yönetimi Sayın Başkan Ahmet Nurşevi açıklamışlardı. Ve Beşiktaş yine aynı kadrosuyla yoluna devam ediyor.